Evet, iyi günler değerli izleyenler. Günün gelişmelerini birlikte tutacağımız haber yolculuğumuz, haber maratonumuz başlıyor. Biz yine günün nabzında Ufuk Çağ ile birlikteyiz. Tam yayına girmeden önce bir son dakika haberi düştü. Onu okuyordum ben de. O şekilde giriş yaptık. Dün yılbaşı gecesini kana bulamak üzere operasyon halindeki bir terör saldırganı ele geçirildi diyelim. Geçtiğimiz yıllarda Reyna saldırısını gerçekleştiren saldırganın ev arkadaşı Türkiye'de. Dün o yakalandı. Patlayıcılar vardı evinde. Bugün de şimdi Şanlıurfa'da bir son dakika gelişmesi var. İlaçla uyuşturularak gönderilmiş bir canlı bomba yakalandı. Eylem yapmak için gönderilmiş 22 yaşındaki terörist L.H. Suriyeli bir terörist olduğu söyleniyor, iddia ediliyor. Hep iddia diyelim bunlara çünkü daha haber bir yere düştü. Ve günlerce çayıma, suyuma ve yemeklerime sarı ve beyaz renkli haplar katıldı. Bu haplar içtikten sonra uyuşup kriz geçirmeye başladım. Ne yaptığımı bilmiyorum. Ve yani haplarla hazırlıyorlar. Anladığım bu tarz saldırı kolay bir durum değil. Tabii bunları provokasyon da olabilir. Dikkat etmek lazım bu tarz haberlere. Ancak ne Türkiye'de ne başka bir coğrafyada yılbaşı gecesi bir şey yaşanmasın. Sadece yılbaşı değil, başka akşamı. Çünkü yılbaşıları potansiyel. Şimdi tabii bir de şu durum var sevgili Serkan. Biliyorsun radikal İslamcı gruplar yılbaşını, Christmas'ı filan kabul etmiyorlar. Yani son birkaç gündür hem Türkiye'de hem dünyanın çeşitli yerlerinde bu görüşe mensup kişilerin bildiri dağıtmaları veya işte kutlamayınız, Müslümanlar kutlamaz gibi söylemleri de çok yaygın. Tabii ki bu da bu dönemlerde daha bir dikkatli olunmasını gerektiriyor. Çünkü her an yani bu sadece Türkiye'de olacak diye değil, dünyanın birçok yerinde bu dönemlerde bu tarz yani eylem, terör eylemi olasılığı daha yüksek oluyor. Evet, çok canımız yandı bu saldırılardan, bu terör saldırılarından. Ne sadece Avrupa değil, farklı farklı ülkelerde de bu yaşanıyor. Yani farklı kıtalarda da bu terör saldırılar oluyor ki Orta Doğu'da gün geçmiyor ki yenisi olmasın. Ya da Arap ülkelerinde pazar yerinden bir bakıyorsunuz bir saldırı oluyor. Yani Afganistan'da aynı, Irak'ta aynı, Pakistan'da aynı. Yani çok dünyanın birçok yerinde her gün birileri büyümeye basıyor. Boşu boşuna ölüyor. Birileri istedi diye. Yani, tabii ki. Yani tabii ki. Orada evet, zengin silah tüccarları para kazansın diye, birilerinin çıkarları olsun diye farklı coğrafyalarda yıllarca insanlar ölüyor. Bu nesillerdir böyle. Ve birilerinin kendi çıkarları uğruna yarattığı terör örgütleri de zaman zaman kontrolden çıkıp farklı şehirleri kana bulaya biliyor. Hiçbir yerde yani yaşamıyor. Yani El-Kaide'nin Amerika Birleşik Devletleri tarafından Afganistan'da Rusya'ya karşı savaşması için yaratıldığı, silahlandırıldığını herkes biliyor. IŞİD. IŞİD'in de aslında söylemler çok. Silahların nereden nasıl gittiğini herkes yazan gazeteciler de şu anda Türkiye'ye gelenler evet, içeriye atılıyor. Yani öyle bir de garip durum var. Yani o yüzden bazı durumlarda yarattığın canavar dönüp seni vurabiliyor. Seni ısırıyor. Vurabiliyor ve bunun acısını da çok derinden yaşadı Türkiye ve şimdi tabii de işte, ki yani son Ankara'da Gar'da bir patlama yapıldı. Tabii Ankara Gar patlamasında. Evet, IŞİD orada yaptı. Yani Türkiye'nin de birçok yerinde, sadece Reyna'da değil birçok yerinde eylem yaptı. Tabii
Yani zamanı geldiğinde tüm bunlar daha açık şekilde konuşulacak IŞİD'inle ilgili. Ancak şu anki konjektür çok daha konuşulmaya müsait değil diyelim ve geçelim bunu. Evet, çok konu başlığı var konuşacağımız. Ancak bir tanesi var ki bunu özenerek açmak istedim. Çünkü tam da sizin böyle konunuz aslında turizm konusu. Yüksek Yönetim Denetçisi'nin bir raporu açıklandı. Bu raporda olmayan turiste teşvik ödendiği yönünde. Ve Aris Deniz Terziyan'ın sevgili Deniz'in başvurusunu değerlendirdi. Ombudsperson değilim. Ombudsman olmadığına göre. Ve turizm teşvik yasası esaslarını içeren protokole aykırı işlem, denetim, usulsüzlükler yapıldığı saptandı. Rapora bakıldığı zaman 2016 yılında bir şirkete 9.3 milyon euro, bir başka şirkete de 4.4 milyon euro teşvik ödendi. Hı hı. 2017'de ise 3.9 milyon euroya kadar teşvik ödemesi yapıldı. 2018 yılı Temmuz ayına kadar da turizm teşviklerinde 3.5 milyon TL'yi ulaşan şirketler var bu teşvikleri alan. Hı. Ancak ayrıntılara baktığımızda bu raporun, ki bugün basına da çıktığından dolayı yani şirketlerin isimleri de, onların açıklaması da var. Az sonra onların açıklamalarına da yer vereceğim ki her tarafın da görüşünü belirtip sözü size vereceğim. 62'sinin misafir konaklama tarihleri dışında gerçekleştirildiği tespit edildi bu başvuruların. Estonya'dan geldiği iddia edilen yolcuların isimlerinin uçak manifestosunda yer almadığı görüldü. Bu çok önemli. Ercan Havalimanı'ndan giriş yapıp konakladığı iddia edilen misafirlerin isimleri yolcu manifestosunda bulunmadı. Hemen hemen tüm dosyalarda aynı veya benzer hatalar, yanlışlıklar veya protokole aykırı uygulamalar görüldü. Dönemin Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı tarafından görevlendirilme hatalı Müsteşar Dağnan'ın da görevlendirme yetkisi bulunmadı. Yanlış uygulamaların ağırlıklı olarak Northern Travel Limited ve Akgünler Turizm başvurularında dosyalarında olduğu gözlemlenmiştir denildi dairede. Ha, şimdi bu haberi okuduktan sonra bir şirketler neler demiş? Onlara da bakalım, tarafları çok iyi biliyorum. Yani onlara da sözü verelim. Akgünler ve Northern Travel Ombudsperson'un raporunun ardından bir açıklama yaparak haklarındaki iddiaları reddettiler. Haksız yere teşvik alındığı iddiaları doğru değildir denildi ve şirketlerimizin zan altında bırakılması kabul edilemez. Ombudsman bu araştırma sürecinde şirketlerimizden en ufak bir izahat talep etmemiştir. Hı hı. Etme zaten o sadece. Yani etme gibi bir yükümlülük. Ombudsman etme zaten orada, onun altını çizelim. Ve açıklamada ayrıca bugün de dahil gerek duyulacak her anda gerekli bilgi ve belgeleri isim isim otel otel ve uçuş bazında sunmaya hazırız denildi. Ülkemizde turizm acentelerinin turist getirmeden haksız yere teşvik aldığı yönündeki iddialar doğru değil. Akgünler Turizm ve Northern Travel ülkeye turist getirmek için risk alan, kendi öz kaynaklarını kullanan, yıllardır büyük özverilerle çalışan şirketlerdir. Acentelerimiz ülkeye turist getirmeden kesinlikle iddia edildiği gibi teşvik almamıştır. Herhangi bir yolsuzluk yapmamıştır denildi. Evet. Akgünler Turizm söyledi değil mi? 62 dosyada bu arada. Usulsüzlük olmuş. Pardon. Şimdi tabii uzun zamandır bu teşvik sistemi uygulanıyor. Teşvik sistemine göre getirdiğin bölgelere göre verilen teşvik farklı. Kalış sürelerine göre de farklı. Örneğin 4 gün kalırsan şu kadar teşvik alırsın. Bir hafta kalırsa şu kadar, bir hafta böyle üzeri kalırsan şu kadar teşvik alırsın. Birçok şeyi var, değişik kriteri var. Ercan'dan gelirse farklı alırsın. Larnaka'dan veya Güney'den gelirse, ki son dönem ona da veriliyordu. Şu anda var mı yok mu emin değilim ama oradan gelenlere de bir miktar teşvik veriliyordu. Şimdi bizim ülkemizde bu teşvik sistemi çıktıktan sonra bu ülkeye teşvikten yararlanabilecek bazda kışın en fazla yolcuyu Northern Travel, yazında Akgünler getiriyor. Yani Akgünler, birçok kuruluşu daha var. Akgünler'in acente veya tur operatörü olarak da var. Tabii bu tarz
teşvik işlerinde, geçmişte de çok farklı yöntemlerde teşvikler dağıtıldı. O zaman da çok büyük söylentiler filan oldu. Bu teşvik işinde kişilere bir kere güvenmek lazım. Çünkü olay nasıl biliyor musun? Şimdi yolcu buraya gelirken uçakta isim listesi olacak. Hı hı. Hangi otelde kalacağı belirtilecek. Kaldığı otele gidip kontrol edilecek. Hakikaten orada kalıp kalmadığı belirlenecek. Peki bu... Ondan sonra listelenecek. Şimdi peki bunların mi? Bakın yani bu kadar. Şimdi uçak manifestosu mümkün ama yani üzerinde oynanabilir. Bakın ben bu iki turizm şirketini, ben hepsini çok iyi tanıyorum. Yani burada çalışanlar da sahiplerini de çok iyi tanıyorum ama yani uçaktaki isim listesi manifesto değişebilir mi, değişmez mi? Onu bilemiyorum. Yani ama buradaki bu ülkedeki yaşanan bu kontroller sırasında benim gözlemlediğim en büyük sıkıntı, gidiyorsun bir otele, diyorsun ki 20 Aralık'ta X turizm giriş yapan yolcularının bana listesini verir misiniz diye resepsiyondan görevliler onu alıyor, bitti. Hakikaten o insanlar orada kalıyor mu? Kaç gün kalacak? Orada mıdırlar? Değil midirler? Yani tabii çok zor bir iş. Birebir herkesle görüşmek ama yani sen bir liste alıyorsun. Oldu bitti. Yani suistimale de açık. Sen gider anlaşırsın dersin ki otele, kardeşim ben sana bazı isimcikler göndereceğim. Sen onları oteldeymiş gibi göster. Ben kişi başı 100 euro teşvik alacağım. Bunun 50'sini sana vereceğim. Yapılıyor demiyorum. Ama yapılabilir. Geçmişte çünkü bu sistemde değil. Yani bu sistemden farklı bir sistemde bunlar yapıldı bu ülkede. Bunlar yapıldı. Kimlerin yaptığı da belliydi ama maalesef o dönemde, o dönemin iktidarda olan partisi dedi ki bu bizdendir, bir şey değil yahu ve olayı kapattılar. Şimdi şikayeti yazan kişi herhalde yani durup dururken bunu yazmadı. Hı hı. Demek ki var. Yani üstelik belirtildi de Estonya'dan gelen... Açık açık belirtiyor. Yani onu da belirtti. 62 dosya belirtiliyor. Aha. 62 dosyada usulsüzlük tespit edildi. Ve alınan bu katkıların yerine ulaşmadığı yönünde ve şu şekilde belirtelim hatta. Turizm ve Çevre Bakanlığı denetim protokolü 1 Ocak 2016 ve 31 Aralık 2018 tarihli teşviklendirme esasları çerçevesindeki KKTC'ye taşınan turistlere yönelik olarak tur operatörleri ile KITSAP Seyahat Acenteleri Birliği üyesi turizme seyahat acentelerine ödenecek teşviklerin denetim kıstaslarını inceledi. Ve bu kıstaslar çerçevesinde kime verilen bu teşviklerin nereye kullanıldığı yönünde bir araştırma yapıldı aslında. Doğru yere kullanıldı mı? Yönünde amacına uygun mu? Şekilde ve 62 dosyada şunu da belirtelim. 894 başvuru olmuş ve 62 dosyada aşağıdaki yanlışlıklar ve usulsüzlükler yapılmıştır diyerek sıralamış yüksek yönetim denetçisi. Hı hı. Ve işte o 62 dosyanın uygun bulunmayan noktaları burada karşımıza çıkan satır başları sadece bunlar. Şimdi turizm çok önemli bizim ülkede. Aslında hep diyoruz ya, biz turizm adasıyız veya turizm ve eğitim adasıyız ama değiliz yani. Özellikle turizm adası filan hiç olmadık. Yani her gelen bakan
turizmi patlatacaklar ama vatandaşlar patladı. Hala daha turizm patlayacak. Bu teşvik sistemi ben sektörün içindeyken de söylediğim bir şey vardı. Belli bir süre uyguladığın zaman belli kişileri bu ülkeye alıştırırsın. Alışkanlık olur. Onlar da etrafına da anlatır. Şöyledir, şöyle güzeldir filan. Yani o açıdan yararlı. Ancak eğer sen bu teşvik sistemini sürekli vermeye devam edersen hem tur operatörlerini hem seyahat acentelerini tembelliğe itersin. Haksız rekabet yaratırsın. Haksız rekabet çünkü şu anda seyahat acenteleri içerisinde bir tekelleşme var. Yani bu belli firmalar haricinde artık diğer seyahat acenteleri ekmek kazanamıyor. Bir şeyler yiyemiyor. Peki şunu sorayım. Yani teşvik vererek turizm mi olur ya? Yani tamam ver. Daha yani bütün şu anda turizm piyasası, bütün tur operatörlerinin yaptıkları operasyonlar teşviği alabilmek için. Ve alınan rakamları da görüyorsun değil mi? Yani alınan rakamları da çok korkunç. Bütün operasyonlar ben teşviği alayım, onun üzerine kurulmuştur. Yani şu anda bu ülkenin turizmi sağlam bir zemine oturtulmuş değil. Peki. Yani öyle bir alıştırıldı şimdi piyasa. Yarın o bir gün teşviği kaldırdık derlerse bu ülkeye turist gelmeyecek. Veya bu tur operatörleri getirmeyecek mi? Yolcu getirmeyecek mi yani bu ülkeye? Şunu sormak istiyorum burada. Eğer bu teşvik kaldırılırsa, yani teşvik verilmezse bu kadar çok bu oteller ayakta kalabilir mi? Önce onu sorayım. Yani bu koşullar bir şey ya da acenteler. Bir şey söyleyeyim. Bu teşvikler 5 yıldır, 6 yıldır veriliyor. Eskiden yok muydu bu oteller? Bu kadar çok yoktu. Yani yok. Son 5-6 yılda... Küçük otellerin hepsi var. Bu gelen, teşvikle gelen insanların çoğu 3-4 yıldızlı otellerde kalıyor. Tabii, tam 5 yıldızlı otellerde de kalan var. Yani tabii burada biraz fazla özele girilecek ama o 3-4 yıldızlı otellerden tamam mı? Yatak kahvaltı 8-10 euro adam başı fiyat alınıyor. Yani sence 8-10 euro kişi başı fiyatla bu yolcu gönderilen kışın yolcu gönderilen oteller para mı kazanıyor? Zaten para kazanıyor. Yani günü kurtarıyorlar. Ha ne olacak? Belki birkaç yıl. Tamam işte bir şey söyleyeyim yani. Ama şunu sorayım. Tabii. Şimdi benim arzuladığım, benim istediğim burada acentelere verilen teşvik kadar ülkemizde eko, akro turizme yönelik küçük butik otellere ya da bölgesel küçük otellere onlara da teşvik verip ayakta kalmasını sağlarsak eğer ve onların da ayakta kalmasını sağlarsak bu tekelleşmeyi o zaman kaldırırız. Çünkü şimdi büyük otellerle kumarhanesi, kasinosu, işte denizin içerisine sıfır yetmedi, denizi doldurarak dolguyla daha denizin içerisine de giren oteller yaptık bu ülkede ve yapmaya da devam ediyoruz. Yasak olmasına rağmen. Diğer yanda da ayakta kalmaya çalışan, birçoğu da kapanan, küçük birçok da otelimiz vardır. Onlar da ayakta kalmaya çalışıyorlar ve işte 8-10 euro dedik. Sabah kahvaltısı, bed and breakfast. Bunlarla birlikte işte küçük bir mütevazı restoranları, işte o köylerin dokusunu örnek gösteriyorum. Şimdi birkaç hafta önce burada konuşuyorduk, Lefke'yi konuşuyorduk Teoman Oktay'la. İşte Lefke'de teşvik edilmeli bu butik otellerin. Yani işte 3-5 yatak odası olan oteller.
Şimdi bunlar nasıl ayakta kalacak? Yani şimdi bir şey söyleyeyim. Bu teşvikten bunlar da faydalanırsa. Bir şey söyleyeyim. Bak, hayaller başkadır, gerçekler başkadır. Zamanında birileri çıktı. Dedi ki, bu Karpaz'a butik otelcilik yapalım. Birçok kişi evet. de, birçok aile de, tamam mı? Hem bir miktar teşvik aldı, hem bankaya gitti, borçlandı, harçlandı, evlerini yaptı. Dostlarınız da var yapanlar arasında. Hepsi battı. Niye battı? Kim gidecek kalsın orada? Ülkeye gelen turist, Türkiye'den gelen kasino için gelir, Avrupa'dan gelen de rahat etmek için bir yer arar. Senin turizminin çeşitliliği veya gelişmişliği şu anda butik otelcilik için uygun değil. Tamam işte onu nasıl uygun hale getirebiliriz? Yani çünkü sen çok acele ediyorsun. O zaman bir şey söyleyeyim. Turizm programı oldu bu ama olsun bir şey değil. Bir kere eğer turizm adası olacaksan sen gidip gülünç ücretlerle yolcuyu bulmayacaksın. Yolcu sana gelmeye isteyecek. Anladın mı? Tıpkı İtalya gibi, İspanya gibi, Nice, Fransa'nın güney sahilleri gibi. Hatta ben söyleyeyim, Tunus, Fas, Kanarya Adaları bilmem ne gibi. Veya Yunanistan gibi, Girit gibi bilmem ne gibi. Malta gibi. Sana insanlar gelmek isteyecek. Yani talep olacak. Bizim şu anki turizm durumumuz İngiltere'den burada bağları olan veya daha önce gelen veya ahbapları olan veya dedesi zamanında burada görev yapan İngilizlerden bir miktar özel talep var. Yani ben Kuzey Kıbrıs'a gitmek istiyorum. Onun dışında hiçbir yerde yok. Onun dışında insanlar bakıyor, en ucuz kimin fiyatı? İşte gidelim bir hafta Kuzey Kıbrıs'a. Zaten tur operatörleri de hem charter sefer koyuyor, uçak maliyetleri biraz düşüyor. Hem devletten alacakları teşviği de yedirerek fiyatların içerisine düşük fiyatlarda alıyorlar otellerden. Bir paket yapıyorlar. Yani en ucuz paket. Avrupa'nın en ucuz paketi böyle tamam. geliyorlar. Tamam. Yani şu anda senin turizmin çok demeyeyim yani hiçbir zemini olmayan işte kasinoyla ayakta kalmaya çalışan ve ayakta kalan bir şey sektör. Yani böyle turizm patlayacak filan Mart havaları. Patlamasını geçtim de. Ben zaten yani, Mart havaları değilim de. Ben vurgulamak istediğim nokta şu. 12 ayın 9 ayında ülkede güneş olan farklı zaman dilimleri ve farklı çağlarda farklı uygarlıklara ev sahipliği yapmış olan tarihi dokusunun ayakta kalması için birilerinin can attığı ve tarihi dokusunun gerçekten de görülmeye değer, kayda değer olduğu ama tarihi doku derken barbarlık müdesi, şehitler abidesi değil. Kastım. Çünkü onlar bizim yakın tarihte yalan tarihimizdir. Yani birilerinin bize empoze ettiği tarihimizdir. O ayrı bir konu. Benim vurgulamak istediğim bugün kalelerimizin durumu, tarihi uygarlıkların bizlere bıraktığı işte Venedik'in, Lüzinya'nın, Osmanlı'nın mirasının turist çekebileceği, katedrallerimizde, camilerimizde bunlarla turisti ağırlayabileceğimiz ve tarih boyunca da bunların farklı insanlara ilham olduğu turizmden bahsediyorum. Biz bunu pazarlamak adına yıllarca niye bir adım atmadık ve hep döndük daha fazla kasino, daha fazla kumarhane, daha fazla gabare, daha fazla işte can canlı ışıklarla, tabelalarla, renkli renkli mekanlarla doldurduk bu ülkeyi ve bunlarla beraber de bu ülkeye bir takım suçları da ithal ettik ve daha da yapıyoruz. Yani ülkeye gelen turist birinci sizin de vermiş olduğunuz hazır bir turist pastası var.
ki ne kadar turisttir. Tek bir TL bile katkısı olmuyor ayak bastı parasından gayri bu ülkeye gelenlerin. İşte övünüyoruz, birkaç yüz bin turist geldi. Gelmedi kardeşim, gelmedi. Ya o rakamlar doğru rakamlar. Yani gelmedi, doğru. Gelmedi. Bu ülkeye gelen turistler bugün birlikte çekim yapmaya da gittiğimizde surlar içerisinde Lokmacı Kapısı'nın orada turist rehberlerinin işte bir bayracık sallayarak o kalabalık 50-60 kişilik grupları Uzak Doğu'dan, Finlandiya'dan, ne bileyim Avrupa'dan getirdikleri o turist gruplarıdır. Gezerken onlara serbest saat dilimi diyor. Bir saat, bir buçuk saat Aras, Sadır, Banda, Bulyadır, Selmiye Cami çevresinde gezip işte iki tane biblo, üç tane kaşık, dört tane bardak alıp da memleketlerine tekrar Lokmacı'dan geçip gitti. Giden insanlardan bahsediyoruz. Turist bunlardır. Şimdi bir kere turizm bu ülkede en kolay meslektir. Herkes turizmci. Yani herkes turizm konusu açıldı mı her şeyi bilir. Ama laf yok sana mi? Değil. Sana değil. Ben anlatayım. Yani kim yani çok istemiyorum da konuşayım bu tarz ama turizmde başarı artık detaylarda saklıdır. Tamam. Biz ne satıyoruz? Deniz satıyoruz. Güneş satıyoruz. Ne bileyim temiz hava satıyoruz. Sessizlik satıyoruz. Duk. Ne temiz deniz satabiliyoruz şimdi. Ne güzel bir çevre, ne temiz bir hava, ne sakinlik, hiçbir şey satamıyoruz. Ama bunları satıyoruz değil mi? Bizim en büyük ürünümüz bu. Değil mi? Ama bu üründen satan, hatta artısı olan 50 tane daha ülke var. 50 tane daha ülke var. Peki bu kıran kırana bir rekabetin olduğu piyasada sen turisti nasıl buraya getireceksin? Detaylarla. Detay, küçük detaylar. Hı hı. Onu diyorum. Küçük detaylar. Evet. İşte o küçük detaylar da hani derler ya ben turizmi çok iyi bilirim veya konuşurlar ederler. Aslında en büyük zararı onlar verdi bugüne kadar bu turizm sektörüne. Çünkü başarının küçük detaylarda olduğunu kendileri bilmiyor. Zaten detayları da bilmiyorlar. Dünyanın hiçbir yerinde 5 yıldızlı ne bileyim ben ultra süper lüks odalı tavanı açılan gece yıldızları seyredebileceğin odaları olan binalarla taş yığınlarıyla turizm yapılmamıştır. Turizm yapılmamıştır. Ben bunu yaptım. Ben turizmde patladım. Öyle bir şey yok. Turizm taş binayla veya ne bileyim smokininle, takım elbiseyle filan değil. Turizm samimiyetle, yakınlıkla, detayla uğraşarak başarılır. Tabii. Bizim ülkemizde bu iş hiç olmadı. Çünkü bu işi kurgulayanlar, planlayanlar hiçbir zaman bu işin detayını bilmiyordu. Tabii. Yani bir de biz ne istediğimizi bilmiyoruz biz zaten. Biz turizm fuarına gittiğimiz zaman tamamı bitti. Sadece tanıttık oraya gidip ülkeyi. Daha North Cyprus yazmakla olmuyor bu işler. Yani tabii konu çok dağıldı. Turizm çok geniş bugün kapsamlı bir şey. Ancak ben diyorum ki öyle bir iddia varsa araştırılması lazım. Bir suç unsuru varsa geçmişteki gibi üzeri örtülmemesi lazım. Çünkü yine eğer bir şey varsa ikili ilişkiler devreye girecek. Yani geçmişte oldu, hiç kimse ceza alamadı. Bu defa da almazsa zaten bundan sonra yapacak olanların da almaması gerekir. Emsal teşkil edecek. Tabii geçmişte çünkü örneği vardı. Ancak bu teşvik sistemi yavaş yavaş ne isterse olsun kaldırılmalıdır. Çünkü ben piyasayı çok iyi bildiğim için söylüyorum. Bu teşvik sisteminden sonra bir
özellikle tur operatörleri, seyahat acenteleri bacağında çok büyük bir tekelleşme oldu. Yani bazıları rakamları gördün, çok büyük paralar kazanırken, ki bu işi yaparken Allah'ları da var, büyük paralar da harcıyorlar. Yani o gördüğünüz rakamların hepsi de net kar olmayabilir. Ama tekelleşme tehlikelidir. Zaten yani artık teşvik vererek turisti niye bırakıyorsun acente getirsin de acenteye teşvik veresin? Turizm Bakanlığı'nda 200 kişi çalışıyor. Kur 2 tane ekip ve kendilerine gidin. Aha, uçak bu kadar. Teşviğe verdiğin parayı da yedir. Yap bir paket. Sen getir Turizm Bakanlığı olarak. Bu arada Faiz Camgöz'ün bize bir katkısı var programımıza. İşte tam da bizim üstünde durduğumuz nokta aslında. Biliyor musunuz ki Başbakanımız, Turizm Bakanımız özel ilgi turizmi diyor ama butik otellere, agroeko tesislerine teşvik kaldırıldı. Ve 2019 teşvik protokolünde düzenleteceği söyleniyor. Ama nedense ilk taslakta bunu bile unutuyorlar demiş Faiz Camgöz. Tabii sevgili Faiz de bizim turizm sektöründen, o da aslında çok iyi biliyor. Ben eminim söyleyeceği çok şey de var ama burada da çok fazla paylaşmak istemiyor. Bizde aksilik çok sevgili Faiz. Bu arada şunu ekleyelim, programımız dahilinde ismi geçen herkes programımıza konuk olabilir. Kapılarımız herkese açık. Onlara da söz hakkını veririz. Kapılarımızı seve seve de açabiliriz. Kim adı geçerse programımızda, gerek haberlerimiz içerisinde, gerek yayınlarımız içerisinde, gerekse yorumlarımız arasında kapılarımız sonuna kadar açık. Biz her görüşe, her kesime söz veriyoruz. Onların açıklamalarını, onların görüşlerini de sizlerle buluşturmak bizim birincil görevimizdir. O yüzden bu hatırlatmayı da yapalım. Çünkü bazı firmaların isimleri geçti bugün okuduğumuz haber içerisinde. Ne zaman isterlerse kapımız olabilirler canlı yayında. Onlarla da sohbet ederiz. Zaten yani şu ana kadar okuduğumuz raporda da herhangi birini suçlamadık ama yani bir şikayet varsa sırf bu algı ortadan kalksın diye bence sonuna kadar gidilmelidir. Eğer bir hata varsa raporda da bu rapor hatalıdır denmelidir. Ama gerçekten iddialar da doğruysa orada da sonuna kadar gidilip gerekenler yapılmalıdır. Ama yani sonuç olarak bu teşvik işleri her zaman yoruma açık, suistimale açık işlerdir. Belki kızacaklar ama turizmci dostlarımız, ama bu teşvik işinin sanırım sonuna gelinmesi gerekir. Çok uzadı çünkü. Evet, tabii turizmden bahsediyoruz ama turizm incimiz Girne Yat Limanı'nın durumunu bugün haber yaptı Yeni Düzen Gazetesi sevgili Dila Şimşek. Ve biz daha önce, ben yaklaşık 3-3,5 ay oluyor bu kurumla programlara başladım. Bu süre zarfında biz en az 2-3 kez bu konuyu işledik. Ve Girne Yat Limanı'nın o tarihi dokusu bugün dökülüyor. Bugün denize atıklar boşaltılıyor. Bazı tekneler atıklarını o tarihi mekana bırakıyor. Yerlerde saçılmış çöpler, binaların, tarihi binaların üzerinde derme çatma tabelalar, orada kullanılmaz halde olan tekneler atık bir şekilde tamir bekliyor. Ve denizin içerisindeki çöpler, pis bir koku ne orada huzuru bırakıyor, ne oranın o tarihi dokusunu bırakıyor. Tamamen kaderine terk edilmiş bir durumda. Birilerinin oraya dokunması gerekir ama oraya dokunurken de ben korkuyorum açıkçası. Çünkü bir mendirek yolu yaptılardı. Evet, tarihi mendireğin üstüne asfalt döktülerdi. O yüzden böyle dokunacaksanız dokunmayın da. Şimdi sevgili Serkan, anladın mı, turizmde başarı detaydadır. Niye söylüyorum? Al sana bir detay. Detay.
Evet. Sen para vereceksin, bir ülkeye gideceksin. En popüler, herkesin gittiği veya buraya da gideyim tatil planını yaparken senin ülkene, buraya da gideyim dediğin yere gideceksin. Affedersin, orası bok kokacak. Doğrudur. Yani işte bu detaydır. Yıllardır o limanda çözülmeyen bir problem. Orası belediyeye mi ait, Turizm Bakanlığı'na mı ait, yoksa eski eserlere mi ait? Kimin sorumluluk alanı? Bir türlü giderilemedi orada. Giderilemediğinde de durum bu. Biz yaklaşık bir 10 ay evvel yine limanla ilgili bir haber yapmıştık. Çok da enteresan bir görüntü vardı. Hemen limanın yanında bir de şey vardı, mangal vardı. Gemi tamir edilen yerlerin orada arasında, yani o eski limanda adamlar gelip mangal yakıyorlar. Tabii canım. Kafayı da çekiyorlar. İç çamaşırları denize girenleri de çektik orada. Evet. Yayınladık yani orada adam evet. Turist gelirmiş, umurundaymış ya da yani, mesela tabii bunlar da ama turisti bunlar çeker. Çünkü mesela Finlandiya'dan gelen bir turist ülkesinde donla yüzden bir adam görmez. Beyaz donla böyle. Yani biz de görebilir. Beyaz don, ayakkabılar. Yani ne zaten bu aralar başımıza ne geldiyse bu kılık kıyafetten geldi. Ya çarşaf giyecek ya beyaz don giyecek. Ortası yok yani bunun. Bu şekilde diyelim biz toparlayalım. Süremizin sonuna geldik. Yok. Kahraman daha vaktimiz var uyardı bizi. Yanlış baktık saate orada. Efendim? Tamam sevgili kahraman bizi uyardı. Biraz daha konuşun dediler. Biz bunu işimiz o. Tabii turizm ele aldık. Turizmi konuşuyoruz ama hep bir detayı var turizmin. Ve Girne Limanı sadece bunun bir göstergesi. Küçük detaylar dedik. Bugün biz eğer bu küçük detaylarda birincil görevimizin ki Girne belediye... Yani başlayayım mı sevgili Serkan? Küçük detaylar. Şunu bir söyleyeyim. Söyle ben sana. Tamam. Çok kısa bir şey söyleyeceğim. Bakın Lefkoşa Suruç'u tamam mı? Değil. Bugün Avrupa'ya gittiğimizde farklı şehirlerde Barcelona'ya gittiğinizde Old City deyip sizi dokunulmamış binaların olduğu yerde bir geziye çıkarsınız. Aslına uygun o yollarda 1840'larda gezerken, evler. Gezerken bir haz duyarsınız. O tarihi yaşarsınız. Yok mu? Yani iyi ki geldim dersiniz. Evet. Modernizde yok mu? Orada var. Alası var hem de. Yani bizim aklımızın kesmediği modernlikte tesisler var. Girne Limanı'na bakıyoruz. Girne Yat Limanı, tarihi yat limanımız tamam mı? Değil. Girne Yat Limanı'nın sorunlarını aylardır konuşuyoruz. Sadece biz bir kısmını konuşuyoruz. Diğer meslektaşlarımız sayfalarca yazıp çizdiler, kitaplar yazdılar. Yine aynı. Değişen hiçbir şey yok. Mausa'ya bakıyoruz. Tarihi hendeklerin altında bir ara biz çim kolumda gübreler serdik, çimleştirecek misin? Bunlar da görülmüştür. Bunlar da görülmüştür. Bu, yani o gübrenin o tarihi dokuya vereceği zarar ve bunları yaparken de sadece oraya bir büst dikmek, Shakespeare büstü dikmek değil, turizmi çekmek. Şimdi Mausa'da bir görüntü vardı, bir klima takmışlar. Herhalde ofis var tarihi kalenin üzerine. Klimayı taktığı yerleri de beyaz alçı ile sıvadılar. Tabii canım. Çok müthiş bir görüntü. Mühendislik harikası. Şimdi detay mı istiyorsun söyleyeyim. Havaalanına geldim bu ülkeye, Ercan'dan girdin çıkıyorsun. Eğer aracın camı açıksa bir kere seni mis gibi bir koku karşılıyor. Arıtma tesisinin kokusu. Evet. Evet. Dakika bir. Gol bir. Evet. Yolda gidiyorsun. Yolların arasında, iki yol var ya şeritlerin arasında. O okları hiç gördün mü? Yaz aylarında mişarlar çıkar böyle büyük büyük. Yani evrim geçirmiş. Yani bakımsız bilmem ne. Devam ediyorsun. Yolların yol değil. Yani bunlar detay işte. Bunlar detay. Yani sen bunları ha diğer yerler çok mu kusursuz? Hayır ama
Bizde hiçbir şey düzgün değil. Tamam, işte şunu söyleyecektim. Bugün şehirlerin yine biraz farklı bir örnek vereceğim. Her şehrin bir dokusu var aslında, bir kimliği var. Ve ben buna inanıyorum. Her bir bölgenin kimliği olduğuna inanıyorum. Örnek gösteriyorum, bugün insanlar Ibiza'ya gittiğinde oranın bir eğlence kimliği var ve eğlenmek için oraya gider. Amaç belli. Amaç belli. Bugün Paris aşkı simgeler. En güzel aşkların mekanı olur. Yani o Paris Eiffel manzarası. Hatta yıllarca bu da bir kapitalizmdir aslında. French kiss dediğimiz, Fransız öpücüğü de buna yöneliktir. Yani o kimlik şey oluşmuş. Bu Fransa, Paris'te aşk bir üründür. Marka. Biliyor musun? Ürün, bak. Turizmde bir üründür. Ürünler var. Yani Fransızlar onu pazarlıyor. Bir, evet, aşkı pazarlıyor olarak, aslında. Aşkı pazarlıyor olarak pazarlıyor. Zaten bugün İtalya'da tam yerini şu anda hatırlamıyorum hangi bölgedeydi. Bir tane zeytin ağacı vardı. Bilmem kaç yüzyıllık zeytin ağacı. Yani orayı yılda 5 milyon kişi ziyaret edermiş. Tamam işte. Zeytin ağacı. Bak, bir tane zeytin ağacı. Tamam işte. Ama adam o ürünü avladı, pulladı, yanındaki diğer ürünlerle toparlayıp sana sundu. Bir tane ağaç bitti. Tamam işte. Tamam işte. Bizde cümbezimiz var. Bugün baktığımızda bizim bir dokumuz ne? Bir anda bir bakarsın ki farklı biri gelir, der ki turizm adası olacağız, yeşil ada, yeşilimizde. Yeşil kalmadı yahu. Ne yeşil ya? Yeşil o kalmadı. Ya? Tamam yeşil işte. Ada. Şimdi günümüzde beni alsınlar, turizm bakanı yapsınlar. Beton ada. Tamam, beni turizm bakanı yapsınlar, birazcık da arkam sağlam olsun, 20 yılda bakanlık yapayım bu ülkede. Deyim ki ben de aşk adası Kıbrıs, aşka itiyorum insanları. Hadi kimliğimiz aşk olacak diye 20 yıl. Ne? Yani... Ne yapacağız? Yani bugün bakıyoruz ki denizimizi kirlettik, denizimiz kalmadı. Gelen, zaten girmeye gelen denize giremez. Yani bir kişi bugün gitse de bir butik otelde konaklamış olsa, arabasına binip, araba kiralasa ve Lefkoşa'dan çıkıp Girne'de denize girmek istese, deniz bulamayacak. Tabii deniz bulamayacak. Bulamayacak. Ya deniz bulamayacağını bırakın. İnsanları biz teşvik ediyoruz ki denize girmek istersen bu 5 yıldız otellerden birinde kal. Sana havuzu da sunarız, hamamı da sunarız, denizi de sunarız, yemeğimizi de sunarız, onu da yaparız, bunu da yaparız diye. Bu arada Faiz Bey doğrudur, turizm için yapılan birçok şey yanlıştır ama inanmanızı isterim, adamız halen çok güzel, inanılmaz güzelliklerimiz var, yok etmeye çalışıyoruz ama demiş. Gelin bir gün bizim turistlerle gezin, adamıza baştan aşık olursunuz. Zaten adamımızın çok güzel olduğunu bize söylüyoruz ancak bunu... Daha güzelini yapabilecekken neden yapmıyoruz? Hayır, bu güzellikten niye yararlanmıyoruz? Çünkü turizm, eğer sen gerçek anlamda turizm yaparsan, birçok kesim bu turizm pastasından para kazanacak. Gerçek anlamda yaparsan ama. Evet. Yani şimdiki gibi değil. Şimdi birçok turist, adam geliyor kasinoya giriyor. Zaten özel aracıyla kasinonun alınıyor havaalanından. Gidiyor kasinoya giriyor, bir daha dışarı çıkmıyor zaten. Her kasinonun özel aracı onu götürüyor. Yani biz o tarz turizm istemeyiz. Biz bu ülkeye yararlı olacak turist isteriz. Ve hep benim söylediğim bir şey var. Biz küçük bir ada ülkesiyiz. Yani her ne kadar alanı çok büyük görsek de bizde tıpkı diğer turizmde başarılı olan küçük adalar gibi biz buraya kaliteli turist getirmek zorundayız. Kelle sayısı çok önemli değil. Yani bir adam, bir turist getir, sana bir haftada 1.000 euro harcasın. Yok ki 10 tane turist getireceksin, sana hepsi bir haftada 50'şer euro harcasın. Şimdi iki örnek vermek isterim ki burada insanların belleklerine nasıl bazı şeyler kazanıyor diye. Bir, Kırgızistan'da Isık Göl var. Biz Kırgızistan'a gittik, Isık Göl'ün çevresinde bir kış aylarında gittik. Bir geziye götürdüler bizi. Müthiş bir göl. Dört bir tarafı karlarla çevrili ancak su sıcak.
artık yeraltı kaynaklarından dolayı orada. Ve Isık Göl'e baktığımızda çevresinde benim ilk aklıma gelen, daha Isık Göl'e gideceğimizi söylediklerinde orada düzenlenen edebiyatçılar buluşmasıydı. Ve edebiyatçılar sempozyumunun Isık Göl'ün çevresindeki bir kamp tesisinde gerçekleşmesiydi. Ve şu an günümüzde gittiğinizde oraya işte Yaşar Kemal'in bir Büstü Aymatov'un heykeli var, böyle sanatçıların heykelleri de var. Ve edebiyata meraklı olan herkes, sanata meraklı olan herkes o Isık Göl oturumunu bilir. Ve Kırgızistan'a yolu düşerse de muhakkak orayı görmek ister. O doğa manzarasını, harika göl manzarasını, devasa bir göl içerisinde küçük gemilerin gidip geldiği bir göl. Diğer yanda da bu Alicante örneğini göstereyim. İspanya'da küçücük bir liman şehri, tek bir tepesinin üzerinde küçük bir kalesi var. Kale demeye bin şahit ister. Küçük, o kadar küçük yani bizim Girne kalemizin Otello'nun yanında hiç kalır. Ve Osmanlı akınlarına karşı yapılan bir küçük kale, muazzam bir manzarası var, tepenin üzerine kurulmuş gözetleme kalesi anladım. Ancak kaleye çıkış yaparken araçlarını kapatmışlar kaleyi. Yaya çıkabiliyorsunuz ya da teleferik var. Yani alttan elektrikli sistemle çıkıyorsunuz. Neden bunu yaptıklarını sorduğumuzda oradaki yerlilere, işte insanların Alicante'de kalesine çıkarken, tur atarken, tepeye çıkış yaparken manzarayı görebilmeleri, fotoğraflamaları ve geceleyin muazzam ışık manzaralarını görmeleri açısından, işte kaleye gittiğinizde dinlenmek için size şaraplar sunuyor, restoranlar var kalenin içerisinde. Bu manzarada oturup yemeğinizi yiyorsunuz. Bakın, bir Alicante ayakta tutan o kale, herkesin kartpostallarına... Yani bir kale etrafında ne kadar ürünü pazarlıyorlar. Ve diğerinde de bir yıllar önce gerçekleşen bir oturumu o şekilde pazarlıyorlar ve insanların bütün edebiyat dergilerinde onun fotoğrafı var. Benim abone olduğum 3-4 edebiyat dergisi vardır. Abartmıyorum. Her yıl mutlaka bir tanesinde o forumdaki edebiyatçıların forumundaki noktalar hala daha vurgu yapılıyor. Ve o kadar bir önem arz ediyor ki her okuduğumuz aklımıza gelir bizim gittiğimiz o ziyaret. Yani biz de buna baktığımızda ne yazık ki o tarihimizi, o kadar zengin tarihimizi pazarlayamıyoruz. Sıkıntı orada. Yok ya, yani biz de hakkımızı yemeyelim. Bizimkiler de geldiğinde, limana gittiklerinde gece herhalde şey diyorlar. Çıt çıt sesi duyarsınız oraya ettiğinizde. Geceleyin çekirgeler orada ses çıkarıyor. Evet. Biz noktalayalım. Gerçekten sonuna geldik şimdi. Kahraman bizi, bu kez kahraman bizi uyardı. Teşekkür ediyoruz değerli izleyenler. Yine bugün turizm ağırlıklı konuştuk ama gerçekten de konuşmamız gereken konular da bunlar. Yarın biz saat 15'i gösterdiğinde yine bu ekranlarda olacağız. Dilerim güzel haberleri paylaşırız sizlerle yarın. Güzellikleri konuşuncaya dek sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Ve gündemi yeni bakışla yakalayın. Her gün uyandığınızda güne adanın tarafsız gazetesi Yeni Bakış'la başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam 48 sayfa. Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik Yeni Bakış'ta. Ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan Yeni Bakış, sadece kulislerin değil, adanın her köşesinin nabzını tutmaya devam ediyor. Halkla beraber, halk için gazete. Yeni Bakış, adanın tarafsız gazetesi. Enerjini doğru kullan. Ampul alırken verdiğiniz parayı düşünmeyin. Standart bir floresan 20 Türk lirası, LED bir floresansa 75 Türk lirasıdır. Ama standart floresanın ampul ömrü 10.000 saat ve 8 saat kullanıma göre tükettiği elektrik yıllık 67 Türk lirası iken,
LED floresanın ampul ömrü 25 bin saat ve tükettiği elektrik yıllık 17 Türk lirasıdır. Tasarruf en kolay kazançtır. LED floresan tercih edin, tasarruf edin. Hem sen hem ülken kazansın. Enerjinle mutlu ol. Elektrik Mühendisleri Odası. Alo anne. Teyze sen misin? Evet. Teyze sakinim. Annemle babam. Kan kaybından. Günü ve gündemi yeni bakışla yakalayın. Her gün uyandığınızda güne adanın tarafsız gazetesi Yeni Bakış'la başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam 48 sayfa. Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik Yeni Bakış'ta. Ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan Yeni Bakış, sadece kulislerin değil, adanın her köşesinin nabzını tutmaya devam ediyor. Halkla beraber halk için gazete. Yeni Bakış. Adanın tarafsız gazetesi. Ve gündemi Yeni Bakış'la yakalayın. Her gün uyandığınızda güne adanın tarafsız gazetesi Yeni Bakış'la başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam 48 sayfa. Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik Yeni Bakış'ta. Ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan Yeni Bakış, sadece kulislerin değil, adanın her köşesinin nabzını tutmaya devam ediyor. Halkla beraber halk için gazete.
Yeni Bakış. Adana'nın tarafsız gazetesi. Yeni Bakış Web TV, yeni neslin televizyon anlayışıyla web formatında yayınlarını sizlerle buluşturuyor. Zengin kadrosu ve tarafsız habercilik anlayışıyla haberden sanata, çevreden yaşama kadar toplumun nabzını tutan Yeni Bakış Web TV sizin sesiniz olmaya devam ediyor. Ve gündemi Yeni Bakış'la yakalayın. Her gün uyandığınızda güne Adana'nın tarafsız gazetesi Yeni Bakış'la başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam 48 sayfa. Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik Yeni Bakış'ta. Ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan Yeni Bakış, sadece kulislerin değil, Adana'nın her köşesinin nabzını tutmaya devam ediyor. Halkla beraber, halk için gazete. Yeni Bakış, Adana'nın tarafsız gazetesi.